hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıcak bir başlıkla başlayalım istiyorum. Buyurun. Çok önemli maddelerimiz var ama işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Doğru. Ve siz bunu söylemiştiniz zaten. Doğru, hani böyle bir beklenti vardı evet. Zaten Mayıs'a kadar uzatılacağı. Hı hı. Netice itibariyle 2 ay daha uzatılmış oldu. Hı hı. Buna ihtiyaç vardı, yani istihdamın korunması lazım. Demek ki toparlanmanın Nisan'la Mayıs'la başlayacağı öngörülüyor hükümet tarafından da. Hı hı. Biliyorsunuz iş kanununa geçici bir 10. madde eklendi pandemi dolayısıyla. Bir fesih yasağı getirildi. Yani fesih yasağından kastımız sizin söylediğiniz gibi işten çıkartma yasağı. Evet. Belli şartlar dışında, yani işte iş kanununda 25. maddede ahlak ve iyi niyet kuralları dışında davrananlar diye bir madde var. Onun dışında bir de iş yeri kapanırsa onun dışında fesih yasağı var. Yani işten çıkartamıyorsunuz. Fakat bu tabii işten çıkartma yasağı iş yerlerini zorlayınca onlara bu maddeyle birlikte bir hak da getirildi. O da tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı. Hı hı. Tabii tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da çalışanı zorluyordu. Bu sefer de nakdi ücret desteği getirildi. İşte 1420 lira civarında bir nakdi ücret desteği de var. Yani Türkçe tekrar anlatayım. Siz bir çalışanı işten çıkartmak isterseniz yasa sizi engelliyor, işten çıkartamıyorsunuz. Ama tek taraflı onu bu fesih yasağının süresi kadar ücretsiz izne gönderebiliyorsunuz. Devlet de diyor ki ücretsiz izne giden çalışana ben destek olurum, nakdi ücret desteği. Hiçbirinizi mağdur etmiyorum bu konuda demiş oluyor devlet. Burada da aşağı yukarı bugüne kadar 2-2,5 milyon çalışan bu nakdi ücret desteğinden faydalandı ve 8,5 milyar liranın üzerinde de bir para onlara ödenmiş oldu. Dolayısıyla şimdi hem işten çıkartma yasağı hem de nakdi ücret desteği 17 Mart'ta bitiyordu. 17 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu. Burada zaten yasa Sayın Cumhurbaşkanı 30 Haziran'a kadar uzatma yetkisini veriyor. İstediği gibi onu kullanabilir. Burada bir şey de hatırlatayım. Tabii kısa çalışma ödeneği de var bunların yanında. Kısa çalışma ödeneği de 31 Mart'ta bitiyor. O 28 Şubat'ta bitiyordu. 31 Mart'ta uzatıldı. Orada da bazı talepler var. Tabii kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi noktasında. Şimdi bu normalleşmeyle birlikte iş yerleri açıldı. Fesih yasağı devam ediyor. Dolayısıyla hani maaşların ödenmesi, iş yerlerinin toparlanması adına kısa çalışma ödeneğinin de uzatılması noktasında talepler var. Bunu da söylemiş olalım. Herhalde hükümetimiz de bunu değerlendirecektir. Ama dediğim gibi 31 Mart'a kadar şu anda süre var zaten kısa çalışma ödeneğinde. Teşekkür ederiz.